Merhabalar. Bu videoda sizlere Clustus'la ilgili 3 tane aracı bir sınıf içerisinde bir uygulama olarak nasıl kullanırsınız ondan bahsetmek istiyorum. Clustus'la ilk kez bu videoda oluşuyorsanız daha önceden 3 kez 3 tane video oluşturdum. O videoları izleyebilirsiniz veyahut da bu videoyu izledikten sonra onlara göz atabilirsiniz. Bu videoda sizlerle beraber resim tahmin etme uygulaması yapacağız. Ve aynı zamanda da bu uygulamayı yaparken gene Clustus araçları içerisinde yer alan bir çarkıfelek uygulaması var ama bu rastgele isim seçici kısmı var. Bir çarkıfelek çarkı var. Şans çarkı gibi. Buraya isimleri ekleyeceğiz ve isimlerle sınıftaki öğrencilerimiz sırasıyla resmi bir kutusunu açarak resmi tahmin etmeye çalışacaklar. Bunun yanı sıra yine üçüncü bir uygulama. Burada bakın seslendirilen bir ses tahtası var. Ses ortamı var. Öğrencilerimizi teşvik etmek için seslerle özellikle sınıf içi etkinliklerden bahsediyorum. Bundan faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Sırasıyla yapalım, görelim. Öncelikle resim tahmin etme uygulamasını nasıl çalıştıracağız? Nasıl Clustus aracını kullanarak resim tahmin etme oyunu oluşturabiliyoruz. Onu göstereceğim. Bakın bahsettiğim araç burada. Görüntü gösterimi diye de yazılmış Türkçe karşılığı. Ama yapılan işlem görüntüyü tahmin etme oyunu ya da etkinliği. Tıklatıyorum bakın. Ve karşıma buna ilişkin bir bölüm geliyor. Zaten burada açıklamalar kısmında da var. Her bir açıklamayı buradan da görebiliriz. Öncelikle bir görsel yerleştirmemiz gerekiyor. İkinci adımda işte burada belirtilen rakamları arttırıp azaltabiliyoruz. Buradaki kutu diye de tabir edebiliriz bu şeyleri. Daha sonra da öğrencilerimiz ne yapacak? Buradaki seçimi yapacaklar. Görüntüyü, buradaki resimleri kutuları tek tek açarak resmi tahmin etmeye çalışacaklar. Yapalım hemen. Okey düğmesine bastım. Bakın burada varsayılan olarak açılan resim bu şeyde. Kutular bu şekilde 49 tane. Bakın şuradakiyle yaparak kutu sayısını arttırabiliyoruz. 64 mesela 81 gibi. Şuradaki düğmeyi tıklatarak da bu kutu sayısını azaltabiliyoruz. Buradayken öğrencimizin seviyesine bağlı olarak buradaki kutuları arttırıp azaltabiliriz. Ben bunu biraz daha düşürmüş olayım. Şöyle bir şey de yapılabilir. Buradaki öğrenci sayısına göre de ayarlanabilir. İşte öğrenciniz azsa burada kutuyu az yapılıp her bir öğrencinin bir kutuyu açması sağlanabilir. Veyahut da sıraya göre dizilebilir. Bu tamamıyla sizin belirleyebileceğiniz bir şey. Oyunun mantığı bu şekilde. Şurada bakın upload image yazıyor. Image yazıyor. Şurada görebiliyorsunuz. Burayı tıklatıyorum ve bilgisayarımda kayıtlı olan fotoğraflardan bir tane görseli buraya atıyorum. Mesela diyelim ki Nemrut Dağı görüntüsü olsun. Resmi bakın yükledim. Buradaki şu anda 36 tane var. Hatta biraz düşürelim. Mesela biz bunu 25 kişilik bir sınıfta uyguladığımızı varsayalım ve her bir öğrencimizin burada bir kutuyu, istediği bir kutuyu açarak resmi tahmin etmesini isteyebilirim. Gördüğünüz gibi uygulama bu kadar basit. Yapacağımız zaman nasıl yapacağız? İşte geldim buraya. Resmi uygulamayı çalıştırabilmek için. Bakın şeyden açmaya başladı. Sonra resmimizi tekrar gizleyelim. Bakın. Öğrenci şunu yapacak. Resmi şu anda görmüyor. Açtığı zaman buradaki kutulardan herhangi birisinin üzerine tıklatarak o resmin o parçasının görüntülenmesini sağlayacak. Bakın resmi açtı. Bir başka öğrenci geldi, tuttu, burayı açtı. Böylelikle bütün öğrenciler veyahut da belirlenen kısımda buradaki resmin ne olduğunu tahmin etmeye çalışacak. Evet, uygulaması bu şekilde. Resmin tahmin etme etkinliğini bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi gelelim şuraya hemen hatta şuradan geçmiş olalım.
Ama bu resim burada dursun istiyorum. Şuradan açalım. Bakın burası Class Tools ana ekranı. Şuradan geçtim. Bakın şuradaki şeyleri kullanarak siz de geçebilirsiniz. Ve burada bakın şurada rastgele isim seçici diye bir başka araç var. Buradan bu aracı açıyorum. Ve burada isimleri belirleyebilirsiniz. İsimleri de oradan doğru yazabilirsiniz veya yeni bir isim açılabilir. Her ikisi de mümkün. Edit Names'i seçiyorum. Bakın burada daha önceden girilmiş isimler var. Ben de hemen buradan Word'de daha önceden hazırladığım bir öğrencilerimin isimlerinin şunlar olduğunu varsayıyorum. Bunların tümünü birlikte seçtim. Kopyaladım. Geldim bakın. Ve şuraya diğerlerinin yerine, oradaki öğrencilerin yerine bunu yapıştırdım. Daha sonra da Submit düğmesine basıyorum. Save this list deyip bunu kalıcı hale de getirebilirsiniz tabii ki. Ondan sonra da Submit diyorum. Bakın benim çarkı feleğim, şans tekerleğim ya ne diyorsanız artık geldiğini gördünüz. Öğrenciler burada isimlerini de gördüler. Resim tahmin etme oyunu oynuyoruz çocuklar dediniz. Ve ilk önce kim basacak diye soracaksınız. İşte isim seçici bu tarz uygulamalar için ideal bir şey. Hem haksızlık etmemiş olursunuz hem de öğrenciler daha keyifli davranmış olacak. Evet bakalım tekerleğin üzerine geldiğinizde herhangi bir yerine tekerleğin herhangi bir yerine tıklattığınız zaman tekerlek dönmeye başlıyor. Bakın tekerleği döndürdüm. Diyorum ki durun. Önce diyorum ki Duru şey yapacak. Kutuyu açacak. Duru geldi buraya. Öğretmenim ben 6'yı seçiyorum dedi. Ondan sonra tabii ki haksızlık olmasın diye ne yapacağız? Bu öğrencimizi listeden çıkaracağız. Bakın burada remove name yazıyor. Remove name dediğimizde Duru geçici olarak listeden çıkartılmış olacak. Çıkarttım. Bakın artık çark listesinde Duru yok. Bir kez daha çeviriyorum tekerleği. Diyorum ki evet, Osman geldi. Şimdi de Osman çevirecek. Geliyorum buradan. Osman kutuyu açacak. Öğretmenim dedi ben 24 nolu kutuyu açtım. Bu şekilde buradaki kutuları açarak öğrencimiz buradaki resmi tanımaya başlayacak. Buradan açacak, buradan açacak, buradan açacak, buradan açacak. Keza buradaki bütün kutular tamamlayıncaya kadar resimleri öğrencilerimiz tıklayarak buradaki resmi tahmin edecekler. Aa diyecekler Nemrut Dağı. Burada gene çok güzel bir uygulama var. Onu da gösterip videoyu tamamlamak istiyorum. Burayı tıklattığımız zaman bakın burada bir alkış sesi var ama İsterseniz o sesi kapatıp şurada ses tahtası dediğimiz bir bölüm var. Buradaki sesi kendi bilgisayarınızdan çalıştırarak öğrencileri motive edebilirsiniz. Bakın nasıl bir şey. Buraya girdim. Bakın alkış vardı zaten. Mesela bravo sesi duyurabilirsiniz. Veyahut da üzgün sesi duyurabilirsiniz. Buradaki play düğmelerine basarak mesela daha heyecanlı haline getirip şöyle bir saat formatı verebilirsiniz. Bunlar tabii ki başka uygulamalarınızda, başka etkinliklerinizde, sınıf içi etkinliklerinizde kullanmanız mümkün. Keza şöyle bir işlemin tamamlandığını gösterebilme adına bir şey yapılabilir. Buradaki her bir sesi bu tarz etkinliklerde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.